Evet, takım oyunu kaldığı yerden devam ediyor. Merkez Hekim Kurulu'nun eski başkanı Yusuf Namoğlu bu hafta konuğumuz. Cuma programımızda Erman Toroğlu ve Reha Kapsal'la birlikte sizlerden gelen soruları da yönelterek kendisine yol alıyoruz. Erman abinin bir sorusu yarım kalmıştı. Oradan devam edelim. Ne sorduyduk? Kalsaydı operasyon yapacak. Şeyi soruyorum. Yani gönderilenler daha yok, net kararlar yok. Alınmalı mıydı? Sizin deyinizde bazı kelleler alınmalı mıydı? Böyle ne demeyeyim? Şöyle diyeyim Yusuf'a soruyu. Niye istifa ettin? Daha yekten oldu bu. Daha kestirme ya, severim. Şimdi tabii ki istifanın birkaç nedeni var. Ama bu nedenlerin içinde bizi artık çalışamaz noktaya geldiğimiz bir konu vardı. O konuları neden aşamıyorduk. Neydi o konu hocam? Ve en son gelen gerek başkanlıktan, gerek kurullardan, gerekse bir alttaki genel sekreter ve alttaki elemanlarından böyle bir olayda yani ne öyle noktaya geldi ki mesela başkanla benim konuşmalarımda yani en azından bir televizyonu var, gazetesi var, osu var. Baktım oralardan da ucumlar başladı. O zaman dedim başkan sen bize şey diyor musun? Biz beraber mi çalışıyoruz? Geminin hep beraber içindeyiz. Bolduk'la hep beraber olacak ama siz oradan bize şey diyorsunuz anlamında. Öbür tarafa gidiyorsun öbür taraftan bizim üstüme gelmeye başlıyor. Ve aşağıda bakıyorsun gene sekreter biraz evvel dediğim gibi en son bu varla ilgili değerler bilmem neler falan. Genel sekreter yardımcısının oraya geliyor. Onun alttaki teknik elemanlarla işler bitiriliyor. Bir yazıyla neye bildiriliyor? Benim haberim yok. Neticede benim doğru dürüst görev yapmamamı için bir takım ortamlar meydana geldi. Arkadaşları açtım. Dedim bu şartlarda bizim bunu götürmemiz çok zor. Daha da yıpranacağız. O nedenle ben dedim ayrılma taraftarıyım. Ben anlayacağım dedim size. Ve onlar da sen ne diyorsan biz onu yaparız. Ve dedim o zaman toplayın şeyleri, istifaları. İstifaları topladılar. Ben de aldım götürdüm. Başkanı aradım. Biz bırakıyoruz dedim. Ona göre bu hafta maçlar var. Devlette devamlılık. Dedim edelim söz yapalım. Esastır tabii. Neyse de. Başkan yani bir görev niye bırakıyorsun Yusuf? Taşlı anlamında değil yanım bıraktı. Onu öyle dedim. Niye bırakıyorsun Yusuf? Devam et demedi mi? Ya yoksa hay hay mi dedi? Hiç şey demedi. Öyle demedi. Sen bilirsin dedi. Biz de kendimi şey ettik. Zaten ortam iyi görülüyordu. Yani, görüyordum ya. Yani. Çünkü başkalarını getirme kafalarında vardı. Hemen getirdiler zaten. Belli zaten. Bir ortam iyi belli yani. O nedenle insan huzurla düşündüğü gibi yapmak istediği doğru şeyleri yapma birçok engeller geliyorsa o zaman yapmanın orada durmanın bir anlamı yok. Peki hocam sizin zamanınız bu eş dost babadan oğlu hakemlik akrabalık. Akrabalık belli böyle, bir meslekten aynen meslek yani bunlar da aynı şekilde o dönem devam etti mi yoksa çoğunu akrabalık mesela önümü kestiniz tabii, tabii, o konuda hakem, ne diyorsunuz? Hakemliğimizden beri var. Özel eleştiri yaptınız da. Eskiden beri bu geliyor. Bu var akrabalık. Evet. Ancak ben şunu söylüyorum. Yani akrabalık olabilir. Yetenek olay önemli. Ama onun anladım, yeteneği yoksa akraba, onun yeteneği yoksa oğulları, torpille olmaz, olmamalı. Mesela bir örnek verdim, daha evvel de anlattım. Mesela bugün baba oğuldur, bilmem nedir ama Cüneyt Çakır yetenekli biri. Çıkmış, kendini dünyaya kabul ettirmiş. Böyle biri. Bir de öbür taraftan dürte dürte gelenler var. O gidiyor araya, o biri diyor bilmem ne. Siz bunların hepsinin önünü kestiniz mi? Var. O dediğiniz hakemlerin mesela işte kötü performans, yeteneksiz, böyle akraba, babadan ola kestiniz mi hep önlerini? Ben hiçbir zaman akraba bilmem ne, bilmem ne ederek terfi ettirmedim. Örnek vereyim. En sevdiğim kurulda olan arkadaşlardan biri. Kadir Tozlu'nun oğlu. Mersin'de hakem. Üçüncü ligde. Aynı şekilde şimdi sakat geçmiş olsun diyorum ona. Tedavi oluyor. Zorbay Küçük. O da o kategoride hakem. Öbürü genç. O biraz da 2-3 yaş daha şey. O avukat. Öbürü de bilmiyorum. Ne eğitimleri ne değil. Ancak benim yaptığım şeylerde Zorbay biraz daha iyi. Benim kanaatim. Ancak kurula getirdik. Tartıştık. Orada Zorbay'a dedim ki bu senin oğlun. Sen düzgün adamsın. Doğru dersin dedim. Öbürü de bu.
senin bölgen Adana, Mersin. Hangisi sana göre daha yukarıda? Dedi ki Zorbay biraz daha önde. Peki hakem o zaman iyiyim. Teşekkür ederim dedi. Çok kısa bir şey soracağım. Ve hocam böyle. Yani 3 sene oğlunu dahi çıkarmadı. Hocam böyle bir hata yapılamıyor. 3 sene önce amatör kümede maç yönetiliyor. Hakem yok ortada. Bir görüyorsunuz fena değil. Bir bakıyorsunuz 3 sene sonra farz edelim. Fenerbahçe, Sivas, Beşiktaş, Konyaspor maçı yönetiyor. Bir bakıyorsunuz çok büyük fahiş hatalar yapıyor. Hakem bir geçmişi yok yani. Bir anda 3 yılda yani ortada yani elle tutul çok net performans da vermesi. Yani birazcık genç diye bir bakıyorsunuz. Amatörden tabii üst klasman. 3 yılda oraya geliyor. Tamam diyorum ben de. Yani bir geçmişleri yok. Hakemlerin geçmişleri yok sağlam. En büyük hatayı orada yapıyorlar. Kurullara bağlı. Kurul düzgün bir kurulsa. Burada torpil bilmem neler dışarı yaptığı gibi. Camianın içinde de aynı şeyleri, tavırlar uyguluyorsa. Bizde mesela Taşkın Şahinsoy bilmem ne gibi arkadaşlar var. Hepsinin oğulları var. Ona benzer birçok kişi. Onların bir tanesi bilmem ne hakemdir diye ben bilmem ne almadım. Yeteneği varsa aldık. Bakın aldıklarımıza. Hocam. Aldıklarımız çoğu da bugün Süper Lig'de maç yönetiyor. Değil mi? Ali Şans alanlar, Zorbay Küçükler, Melerler. Daha evvel ilk şeylerde Ali Palabıyık'la Yaşar Kemal Uğurlu benim o geldiğim dönemde Ankara'da spor yazarlarına finallerine vererekten onları görmeye başlamıştık ona göre gelenler. Yani buna göre Ümit Öztürk bilmem ne falan bunlar hepsi şey Arda kardeşler sonradan yetenek bilmem nelerle bunları yetiştirip bilmem neyi getirme. Tabii ki yetenek önemli, deneyim önemli, tecrübe önemli. Bunların hepsini yavaş yavaş kazandırılıp o dediğin eski veya bilmem nelerle o zamanlar bunları yetiştireceksin ki onları ortadan kaldırırsan. Hepsini kaldırırsan ortada elinde şey kalmaz. Çok program çabuk geldiklerini düşünüyorum hakemlerim. Çok çabuk. 3 senede amatör kümeden. Erman abi uzun zamandır çok programlarda bir şeye vurgu yapıyor. Evet. MHK'de görev alanlar, yönetim olabilir, kurulda olabilir. Medyada görev alıp ya da işte bir basında ve herhangi bir yerde, gazetede, televizyona görev alıp tekrar MHK'ye dönmemeli. Ben de aynı kanaatteyim. Orada eleştiriyor, şunu ediyor, yıpratıyor, bilmem ne ediyor, kendine yer açıyor. Denir ben oraya geleyim diye. Antrenörler de öyle. Antrenörler geliyor 4-2-4, 4-3-3 sana derse ki amil takımda olur. Lan gidiyorlar takım küme düşüyor. Tekrar geliyorlar program yapıyorlar. Erman Toroğlu, Ahmet. Hakemler de aynı, antrenörler de aynı. Erman Toroğlu, Ahmet Çakal. Buradan konuşmak kolay. Üçüncü hakemlik yaptı değil mi? Evet. Dediler ki bizim yolumuz belli. Biz medyadayız. Bu medyadan gidiyorlar. Öbür tarafa hiç bulaştılar mı? Yok. Hem medyadayım, hem kuruldayım. Hem çalayım hem oynayayım hem istiyorlar. Gözlemci öbürü. Hem orada hem oradan da eleştiri yapacaksın. Bilmem ne haline geleceksin de yer açacaksın kendine. Ama peki bu eleştiriden değil. Korkuyor mu insanlar? Aa tamam yapmasın Erman Hoca'nın söylediği. Evet yazmasın. Televizyonda söylemesin. Evet beni çok yıpratıyor. Gelsin burada maaş alsın. Onu yapmasın. Yani bu kadar yani insanlar çekiniyor mu yani bu eleştirilerden? Bundan korkuyor mu? Mesela hayır. Televizyonu ve gazeteleri kullanıyorlar. Hayır kullanıyor. Televizyonu ve gazeteleri kullanıyorlar. Gidiyorlar. Teknik adamlık yapıyorlar, tekrar gelip buraya oturuyorlar. Evet. Gidiyorlar gazete ediyorlar, geliyorlar MHK'ye giriyorlar. Olmaz. Bir defa karakter olarak olmaz. Yapmayacaksın. Ya ben eyim. Yapmayacaksın abi. O karakter olarak yapmayacaksın. Bazı isimler. Hocam, karakter olarak yapmayacaksın. Doğru kimse. Hocam, haklısın. O başkanlar... Teknik adamlık yapıyorsa teknik adamlık yapacak. Ha, misafir oluyor, geliyor. Rıza ya geliyor. Misafir, şey tamam. Ama abi geliyor, çalışıyor bir sene, gidiyor bir antrenörlük yapıyor. Geliyor bir x kere gidiyor, tekrar geliyor antrenörlük yapıyor. Ne güzel bir alem ya. O gidiyor, MHK'ye giriyor, gidiyor. Orada gözlemcilik yapıyor. Federasyon alıyor, para veriyor. Televizyoncuları da çalıştırıyorlar federasyonlarda filan. Danışmanlarmış, paraları alıyorlar. O zaman da eleştiremiyorsun televizyonu. Eleştireceksin de şimdi federasyonu. Medyada olduğu için seni eleştirmeye kalkıyor. Tabii. Tabii ben ki medyada sonra değilim. Sonra da bir eleştirdiğimiz ben zaman kötü adam oluyoruz. Ben görevde değilim. Evet, bir eleştirene ben çıkıp orada burada eleştiriyorum onları. Buradan konuşmak kolay. Yap o zaman. Ben serbestsin. Madem ateş yapılıyor, o da şey dersin. Ama doğru mu? Değil. Ne yapıyorlar? Ora bura bilmem neydi, bilmem neydi. Bana şunu diyebiliyorlar. Hep diyorlar, Tepuram'a geldi Yusuf. MHK'ye niye girdiler? MHK'ye ben girmeyeceğimi hakem diye girerken sen biliyorsun. Yarın hakem olur yükselirsen MHK'lerde görev almayacağım. Gözlemcilik yapmayacağım dedim. O günden beri ben gazete televizyon işi yapıyorum. Dönmedim oradan buraya, buradan oraya. Ya millet nankörlük. Peki MHK başkanı hocam...
çekiniyor mesela, bu gazetede yazdı, bu televizyonda söyledi, aman gel burada çalışalım, belirli bir rakam verelim. MHK başkanı olmak çekiniyor için. Çekiniyor mu yani? MHK başkanı yani olmak için. Bu baskıyı kaldıramıyor mu yani? Kulüpleri arıyorlar, kulüpleri. İşte Yusuf söylesin. Yusuf, kulüpleri aramıyorlar mı? Ben gelsem daha iyi yaparım diye.